Bugünkü dersimizin konu çokgen çizimi. Yani poligon komutu. Poligon komutu draw toolbarındaki dördüncü komut. Yeni arayüzdeki rectangle yanındaki ok işaretine basarsanız onun altında çıkan komut. Şimdi poligon nasıl çalışır onu görelim. Poligon pol kısa yoluyla girilebilir. Ya da draw toolbarındaki poligona basmanız yeterlidir. İlk önce bize kaç köşesi olacağını soruyor çizeceğimiz şeklin. 5 diyelim. 5 dedikten sonra bize 2 tane seçenek veriyor. Bir tanesi center of polygon or edge seçeneği. Öncelikle edge seçeneği nedir? Nasıl kullanılır? Onu göstereceğim. Edge seçeneğinde hangi harf büyük? E harfi büyük. E yazıp bu komuta girebilirsiniz. Veya buradaki edge'in üstüne de basıp bu komuta girebilirsiniz. Girdikten sonra bu kenar uzunluğuyla beşgen yapmamızı sağlıyor. Bundan sonraki kısım line'dakiyle tamamen aynı. Yani ne yapıyorsunuz? Örneğin bir kenar 100 birim olan bir beşgen çizecekseniz ekran üzerinde herhangi bir yere tıklıyorsunuz. Burada 100,0 yazdığınız zaman bir kenarı 100 birim olan bir beşgen elde etmiş oluyorsunuz. Diğer iki tane daha poligon çizme yöntemimiz var. Bunlardan birincisi bir daire çizdiğinizi varsayıyorsunuz. Sanal bir daire ve köşe noktası bu dairenin içerisinde kalıyor. Diğer poligon çizme yöntemimiz ise sanal bir daireniz var ve kenar ortay bu dairenin üzerinde teğet oluyor. Bunu gösterebilmek için arkadaşlar öncelikle bir daire çizeyim. Circle'ı daha görmedik ama burada Circle seçeneğine bastığınız zaman bir merkez seçiyorsunuz ve bu merkezde 100 birim girelim. Bu Circle'ın detaylarını daha sonraki dersler göstereceğim. Şimdi poligon çizimini anlatabilmek için bu daireye ihtiyacım var. Buradan poligon seçeneğine girdiğim zaman kaçgen yapacağımız soruyor. Diyelim beşgen. Şayet köşe noktasını baz alarak çizim yapacaksam center of polygon dedikten sonra, poligonun merkezini seçtikten sonra çıkan seçeneklerden birincisini seçmem lazım. Kısa yolu I yazabilirim. Yani I yazabilirim. I yazıp Enter'a basıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi tam köşeden poligonu tutmuş olduk. Ben buraya 100 yazdığım zaman merkeziyle köşe arası 100 birim olan bir beşgen çizmiş olduk. Diğer seçeneğimiz ise kenar ortayın çembere teğet olması seçeneği. Bunun için de poligonu seçiyorum. Beşgen diyorum. Bir merkez seçiyorum. Merkezi seçtikten sonra C'ye basıyorum. C'ye bastığım zaman bakın şu anda kenar ortaya tutmuş durumda. Burada gördüğünüz kesikli çizginin 100 birim olarak yazıyorum. Şu anda 3 tane beşgen çizdik. Bu beşgenlerin her birinin mesafeleri farklı. Kenar mesafeleri. Şimdi daha sonra dimension komutuna yine gireceğiz. Siz yapmayın. Ben
ölçerek göstereyim yapılan işlemi. Birinci çizdiğimiz beşgenimizin bir kenarı 100 santim iken ya da 100 birim iken, ikinci çizdiğimiz beşgenin bir kenarı 117.56. Üçüncü çizdiğimiz beşgenin bir kenarı ise 145.31. Bu ikinci çizdiğimiz beşgende 100 yazdığımız yer neresi? Bu beşgenin merkeziyle bir kenarına olan uzaklık 100 birim iken, üçüncü çizdiğimiz beşgende kenar ortayın merkeze olan uzaklığı 100 birim olarak kabul ediliyor. Arkadaşlar, önümüzdeki ders rectangle komutunu göstereceğim. Rectangle komutunun detayları biraz fazla. Bu nedenle basit rectangle çizimini bir ders, detaylı rectangle çizimini diğer ders göstermeyi düşünüyorum. Yani iki ders üst üste rectangle dersi göreceğiz. Görüşmek üzere.